Hocam önceki gün ülkemizde deprem tatbikatı yapıldı. Evet, evet. Yani depremi yaşamış biri olarak bu tatbikatta söylenen çök, kapan, kurtul uygulaması sizce yeterli mi? Şimdi depremin öncesinde yapılacak iş var. Deprem geldiği zaman yapılacak iş var. Bir kere depremin öncesinde deprem gelmesin diye bir çalışmak lazım. Bunları bir işleyelim önce. Ne zaman deprem gelir? Namazı terk ettiği zaman insanlık, orucu terk ettiği zaman, zekatı terk ettiği zaman afetler gelir. Peygamber Zişan böyle buyurmuş. Önce buraya dikkat et bakalım. Bazı kardeşler hani çök kapanı ne güzel yapmışlar. Secdeye varan Müslüman yapmış. Evet. Ha çök böyle kapanıyor. Çök kapan, secdeye kapan, kurtul. Şimdi deprem gelmeden önce bir ne yapacağına bakacaksın. Orası önemli. Allah'ın güzel kulu olmak gerekiyor. Bir de işte yani biz depremi yaşamış biri olarak o 45 saniyede yani ne yaparsan yap öyle bir sallıyor ki seni. Medresedeyim ben o zaman, 17 yaşındayım. Teheccüde kaldırırken kalkamamıyorum. Bu da bana dert oluyor. Beni kaldırın diyorum. Onlar da, arkadaşlar da diyor ki ya sesleniyoruz, kalkmıyorsun. Ben de onlara dedim ki böyle beni bir tutun, biraz sallayın, uyanırım ben onlara. Öyle söyledim. Deprem oluyor, ben de zannediyorum beni teheccüde kaldırmak için sallıyorlardı. Ben de oh oh falan böyle diyorum. Yeter yani, ne yapıyorsunuz? Sonra deprem oluyor deyince öyle durduk. Ama dediğim gibi o 45 saniyede ayağa kalkamıyorsun ki. Yani. Kalkın güm düşüyorsun, çarpıyorsun, düşüyorsun falan. Velhasıl hani ilk etapta Allah'ın muhafazası önemli kardeşim. Mesela bazı kardeşlerimiz de sigorta yaptırıyorlar arabalarını, evlerini, kasko bilmem ne falan. Allah tarafından muhafaza altına almaya çalışmıyorsan bir çarpıyor araba, araba böyle eziliyor gidiyor. Sigorta ne yapsın sana? Ne yapabilir ki sana? İçinde eziliyorsun gidiyorsun ya. Yani Allah'ın muhafazasını önce bir tutalım. Ha, Rabbimiz ne diyor? Namaz kılın, abdestli olun, ayetel kürsi okuyun. Sabahları lev enzelna, akşamları lev enzelna okuyan, Haşr suresinin son 3 ayetini okuyan Allah'ın muhafazası altındadır. Ha, böyle önce manevi sigortalarımızı yapalım, sadakalarımızı dağıtalım. Önce depremden önce bunları yapmak lazım. Biz şimdi depremde yaşadık, gördük. Deprem müzelerinde resimlerini siz de görebilirsiniz. 2 tane bina, sapasağlam bina yıkılmış. Ortada eski bir ev var. Eski ev ne yıkılmış ne de evin penceresindeki saksılar düşmüş ya. Yani evin dışarıdaki böyle hani korumalı saksılık da değil. Pencerenin mermeri var ya böyle. Şey taş, ha boşta. Boşta oraya koymuş teyze çiçeklerini. O çiçekler bile düşmemiş. Düşünün. Yani Allah'ın muhafazasından çıktığınız zaman betonudur, demiridir, korumasıdır, kaçmasıdır, bilmem nesidir. Hiç. Ha hocam hiç tedbir almayalım mı? Ha tedbir alacaksın ama en önde asli tedbirini alacaksın. Manevi tedbirini alacaksın. Muhafaza melekleriyle tedbirini alacaksın. Ondan sonra ha çök nedir işte bir onu söylemeyi unutmuşlar herhalde. Bu deprem olduğu zaman genel olarak insanlar aşağılara, dışarılara kaçmaya çalışıyorlar. Yukarılara çıkmak lazım. Onu da bir anlatmaları gerekirdi diye düşünüyorum. Yani çatıya doğru, yukarı doğru çıkmaları lazım. Dedikleri gibi işte masa altı veyahut da kolon altı, kapı eşikleri, apartman merdivenleri. Bunlar en sağlam yerler o zamanlarda öğretiliyordu. Buralara tabii tutunulur, buralarda dikkat etmeye çalışılır. O noktada güzel bir şey ama dediğimiz gibi ilk etapta deprem gelmesin diye ne yapmak gerekiyorsa onu yapmak lazım. Allah korusun diye kendini manevi sigortaya almak lazım. Ondan sonra yani kimisini sapasağlam duvarlar korumaz, kimisini ufacık bir masa kurtulmasına vesile olur. O hasebile o şekilde davranılırsa Allah'ın izniyle Rabbimiz muhafaza eder. Tabii bu deprem tatbikatının oluşu da insanlarımıza bir şeylerin yaklaştığının habercisi olsa gerek. Şeyhimiz Hazretleri'nin İstanbul depremi uyarıları zaten senelerdir. Onlarca sene önceden beri yapılmış bir uyarı. Ama bunun demek ki vakti çok yaklaştı ki devlet de böyle bir tatbikat uygulama ihtiyacı duydu. Hususen İstanbul, mega kent diyorlar yani payitaht eski ismiyle. Çok kalabalık, çok yüksek binalar var. Yani akıbeti Allah
korusun diyelim Celle Celaluhu. Ama mümkün mertebe İstanbul'un kırsal kesimine gidebiliyorsanız gidin. O merkezi, o büyük binalar, gökdelenlerin olduğu yerler çok sıkıntılı bir deprem olursa yani Allah muhafaza buyursun. Celle Celaluhu. Hocam Şahan Gökbakar bu tatbikatla ilgili dalga geçmiş. Allah afet mesaj. Dinlettim boynum bir kök şarkılar. Sesinden susarım anıların ağzına. Yani bunlar depremden korkmuyorlar mı hocam? Onu mu ima etmeye çalışıyorlar? Bunlar acayip varlıklar. Bunlar işte hani tufan gelmeden Nuh aleyhisselam ile dalga geçerlerdi o vakit. İşte gemi yapıyor, su mu var burada, ne gemi yapıyorsun falan gülüp dalga geçerlerdi. Ondan sonra tabii suyu görünce korkudan altına ederlerdi. O haseble bunlar da şimdi bela gelmeden önce böyle oynuyorlar, zıplıyorlar. Yeter ki çok izlesinler onu falan diye. Ondan sonra bela gelince de geçiyorlar kameranın karşısına ağlayacak. Gidiyor buralar, şuralar gidiyor, buralar gidiyor. Rica ediyorum. Göz göre göre gidiyor. Ya işte bela gelmeden diyor sen oynarsan, zıplarsan, bilmem ne yaparsan, Allah'ın göndereceği bela ile dalga geçer gibi hareketler yaparsan sonra ağlarsın, üzülürsün, zırlarsın yani tabiri caizse. Mevzu o ki bela söylendiği zaman kendine çeki düzen vermek, oynamak, zıplamak değil, Allah'a tövbe etmek. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, bizi belalarından muhafaza eyle. Öyle bir video yapacağına, yani ben böyle çökerim, dans edeceğime orada bir dua ederim deseydi akıllı adam olduğunu gösterirdi. Ama bunlar böyle işte. Bela gelecek, ondan sonra zırlayacaklar tabiri caizse. Bela gelene kadar oynayacaklar. Bela geldikten sonra zırlayacaklar. Müslüman ne var? Bela gelmeden gelmesin diye tövbesini yapar, duasını yapar. Bela geldi mi de ya Rabbi sen bilirsin. Sabır ihsan eyle bize. Kardeşlerimizi muhafaza eyle. Kurtarmayı nasip eyle de dua eder. Müslüman yapacağı bu yani.